İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Mardin ilinde 1624 yıllık kiliseye ait mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Şant 2020 askeri tatbikat gerçekleşecek. Artsakh Cumhuriyeti Devleti Başkanı'nın gezisi Karvacar yolunun asfaltlanmasına başlandı. Harutuna Gomer yerleşiminin yol çalışmaları tamamlandı. Abu Dhabi Veliaht Prensi, İncirlik askeri üssünü Türkiye'den ülkesine taşımayı ABD'ye teklif etti. Erdoğan, Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Akdeniz'in doğusundaki durumu tartışıyor. Ermeni piyanist Polonya'daki Tkaçovski adlı yarışmada ödül kazandı. Batı Ermenistan'ın Mardin ilinin Derik ilçesinde kaçak kazı yapıldığı sırada ortaya çıkarılan ve mozaik tabanlı bazilikal planlı 1624 yıllık kiliseye ait olduğu belirlenen mozaiklerin bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek burada kurtarma kazısı başlatıldı. Yürütülen kazıda insan ve hayvan figürleri geometrik ve bitkisel motiflerin yanı sıra 9 satırlı Esrangelo Antik Süryanice stilinde kitabesi bulunan mozaik tabanlı bazilikal planlı bir kilise ortaya çıkarıldı. Erken Bizans dönemine ait bazilikal planlı kilise ve Vafsizhane'nin üzerindeki kitabeye göre 396 yılında yapıldığı anlaşıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın basın ve halkla İlişkiler departmanlığından Armin Press'e yapılan açıklamada silahlı kuvvetlerin eğitim planına göre Şant 2020 askeri tatbikatı 16-20 Kasım tarihleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirilecek. Askeri tatbikatın hazırlık çerçevesinde silahlı kuvvetlerin seferberlik kaynaklarının incelenmesi ve planlanan etkinliklerin uygulama zaman dilimini azaltmak için silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları olan kayıtlı araçların incelenmesi ve personel anketi de dahil planlanan önlemler alınacak. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harut Yunyan, Şahumyan ve Mardagert bölgelerine 22 Eylül'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Artçı Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından aktarılan habere göre Devlet Başkanı Vartenis Mardagert Karayolundan Karvacara giden 17 kilometre uzunluğundaki yolun asfaltlanma çalışmalarını takip etti, sürecin organizasyonuyla ilgilendi ve bir takım talimatlar verdi. Devlet başkanı Harut Yunyan, Karvacar şehri ve Şamyan bölgesinin kalkınmasının hükümet için stratejik önem taşıdığını ve önümüzdeki yıllarda bölgenin tüm potansiyelini gerçekleştirmek için yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Arayık Harut Yunyan'ın ziyaretinin bir sonraki yeri Mardakert ilçesine bağlı Harut Yunan Gomer yerleşimiydi. Burada beldeyi karayoluna bağlayan 3.2 kilometre uzunluğundaki asfalt yol işletmeye açıldı. Ermeni haberin belirttiğine göre Abu Dhabi Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'nin Adana elindeki incirlik üssünü Birleşik Arap Emirliklerine taşımayı teklif etti. Türk medyasına göre bu adımı Prens, Türkiye ile yaşadığı farklılıklar özellikle de Libya krizindeki karşıt pozisyonu nedeniyle attı teklifin çoktan Pentagon'a gönderildiği bildirildi. İncirlik askeri hava üssünün Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığını hatırlatalım. Hava üssü Adana kentine 8 kilometre uzaklıktadır. Bu NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki doğu askeri üssüdür. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile 22 Eylül'de görüştü. Üçlü görüşme video konferansı formatında gerçekleşti. Görüşmede taraflar Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldı. Görüşmelerde Atina ve Ankara'nın Akdeniz'deki gerginliği azaltmak için ön görüşmelere başlamaya hazır oldukları vurgulandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri Ankara'nın bu ülkelerin sularında sondaj başlatmasından bu yana gerildiğini hatırlatalım. Genç Ermeni piyanist Laura Galisyan Polonya'da düzenlenen 5. Christian Tkaczewski adlı uluslararası piyano yarışmasında 6 dalda en iyi piyanistlerden biri seçilerek 4. sıraya çıktı. Yarışma 5 farklı yaş kategorisinde online olarak gerçekleştirildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tek temsilcisi olan 17 yaşındaki yurttaşımız genç virtüözler kategorisinde Japonya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Malta, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 60 katılımcı ile yarışarak programda Beethoven, Chopin, Ravel ve Babacanya'nın eserlerini sundu. Genç piyanistin ilk çevrimiçi solo konseri Kasım ayında Gomidas adlı müze enstitüsünün salonunda gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Hoynare adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.